Değerli meslektaşlarım merhaba. Kaynaklı birleştirmelerin yorulma dayanımı değerleri standartlarda çeliklerin dayanım değerinden bağımsız olarak veriliyor. Yani bir kaynaklı birleştirme yaptınız. Bu kaynaklı birleştirmenin dayanımı çeliğin S235 olması veyahut da çeliğin S890 olması arasında bir farkı yok. Peki bu durumda neden yüksek dayanımlı çelik kullanacağız veyahut da yüksek dayanımlı çeliği nasıl kullanmam gerekir? Bu dersimde bu sorunun analizini bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Soruyu okuyalım. 2 adet U200 profili ile burada görüldüğü gibi bir kutu profil oluşturulmuş. Bu kutu profil diklemesine kullanılacak A şıkkında, B şıkkında yatay kullanılacak. Bir de levhalardan kesilerek yine benzer geometride bir kutu profil yapılacak. Bu üç tasarımın emniyet katsayılarını hesaplayacağız. Bu profilden bir kiriş yapılmış. Kirişin boyu 6 metre, ortasından 1 ton yük uygulanıyor. Sağ tarafta kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramını çizdim. İlk önce A şıkkındaki hesabı yapalım. Yani iki tane U profil yan yana getirilmiş, kaynak dikişleri üstte ve altta. Bu durumda emniyet katsayısı ne kadardır? Eğilme gerilmesi, moment eğilme çarpı Y bölü I. I değeri standartlarda veriliyor. Diklemesine IXX yani XX ekseninin etrafında dönmesi durumunda 19 milyon 100 bin milimetre üzeri 4. Y ekseni etrafında dönmesi durumunda da 1 milyon 480 bin milimetre üzeri 4. Kesit alanında 3220 milimetre kare. Bu durumda kaynak dikişinin dayanımı 140 megapaskal olarak veriliyor. EN13001-3-1 standardı. Dayanım değerini zorlama değerine eşitliyoruz. Buradan emniyet katsayısı 3,56 olarak buluyorum. Böyle bir tasarımda yüksek dayanımlı çelik kullanmış olsam da bu dayanım değeri değişmeyeceği için emniyet katsayısı 3,56 olarak buluyoruz. B şıkkında kutu profil yana yatırılmış. Bu durumda genişlik 200, yükseklik 150 olur. Atalet momenti azalır. Fakat kaynak dikişleri eğilme gerilmesinin maksimum olduğu yerlerde değil. Burada maksimum olduğu yerlerde eğilme gerilmesinin sıfır olduğu yerde kaynak dikişi var. Buradaki kaynak dikişi sadece kesme gerilmesi ile zorlanır. Şimdi bu profilin hesabını yapalım. Üst ve alt noktalarda oluşan eğilme gerilmesi. Moment eğilme Y bölü I üssü Y. Bu kesitin atalet momenti şöyle hesaplanır. İlk önce kendi atalet momenti, daha sonra alan çarpı iki ağırlık merkezi arasındaki olan uzaklığın karesi. Hesaplama yaptık. 22 milyon 370 bin milimetre üzeri 4 olarak bulduk. Görüldüğü gibi 38 milyondan 22 milyona düştü. Ve gerilme daha da artacak. Eğilme gerilmesini hesaplıyorum. 50,28 megapascal. A şıkkında ise bu değer 39,26 megapascal idi. Emniyet katsayılarını hesaplayalım. S235 çeliği için dayanım değeri 180 megapaskal olarak veriliyor. Emniyet katsayısı 3,58. Görüldüğü gibi S235 çeliğinden yapılması durumunda diklemesine konulması veya da yatay konulmasının arasında bir fark yok. Diklemesi durumunda atalet momenti yüksek oluyor fakat kaynak dikişi gerilmelerin maksimum olduğu yerde oluyor. Yatay durumda atalet momenti azalıyor, gerilme artıyor fakat dayanım artıyor. Bu şekilde birbirini dengeliyor. 890 çeliği için ise yorulma dayanımı 280 megapaskal veriyor. Emniyet katsayısı 5,56 oluyor. Görüldüğü gibi eğer kaynak dikişi maksimum gerilmelerin olduğu yerde
Olmaz ise yüksek dayanımlı çelik kullanmanın bir faydası var. Yoksa bir faydası yok. Bu tasarımda ortadaki kaynak dikişlerinin dayanımı nasıl hesaplanır? Burada maksimum kayma gerilmesi olur ve kesme kuvveti ilme moment diyagramında göstermek 1 kilonewton. Sz üst taraftaki kalan alanın statik momenti yani alan çarpı uzaklık. I da atalet momenti, B de genişlik. Kaynak dikiş kalınlığı burada 7 milimetre verilmiş. İki tane kaynak dikiş kalınlığı 14 milimetre. Buradan zorlama gerilmesi 2,822 megapaskal veriliyor. Bulunuyor. Bu gerilme bu düzlem üzerinde bu düzleme dik düzlemde de aynı kayma gerilmesi oluşur mu? Mukavemet dersinde detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yani kaynak ekseni doğrultusunda da oluşan gerilme budur. Kaynak dikişinin yorulma dayanımı 90 megapaskal veriliyor. Buradan emniyet katsayısı yaklaşık 32 çıkıyor. Yani bu şekilde görüldüğü gibi yapılan bir kaynak çok fazla kaynak boyunun hesabı ayrı bir konu. Gelelim üçüncü tasarıma yani C şıkkına. Burada üstteki levhaların alt kısmında oluşan gerilme bu kaynak dikişini hasara uğratmaya çalışır. Bu kaynak dikişinin dayanım değeri 71 megapaskal olarak veriliyor. Burada standarttaki şekil numarasında verdim. Bu kesitin atalet momenti, işte ilk önce dolu kısmın, daha sonra da boş kısmın atalet momentini alıyoruz. Eğilme gerilmesi, moment eğilme çarpı y. Y değeri ağırlık merkezinden 90 milimetre uzaklıkta. Emniyet katsayısı 1,93 olarak buluyoruz. Sonuç olarak tekrarlıyoruz. Eğer bir kaynaklı birleştirme yapılacak tasarım yapıyor isek, gerilmelerin maksimum olduğu yerde kaynak dikişleri var ise yüksek dayanımlı çelik kullanmak veyahut da düşük dayanımlı çelik kullanmak arasında teorik olarak bir fark yoktur. Ancak gerilmelerin az olduğu yere kaynak dikişi koyarsak yüksek dayanımlı çelik kullanmanın bir faydası vardır. Antiparantez şunu da söyleyeyim. Burada vermiş olduğum 4 tane standartta benzer bir şekilde çeliklerin dayanımı değişirken yorulma dayanımı değişmez olarak veriyor. Fakat literatürde çeliklerin kalitesinin değişmesiyle dayanımın değişmesiyle yorulma dayanımının değiştiği ile ilgili de bilgi var. Almanca yazılmış Roloff Matein kitabında bu konuda bilgi de var. Umarım bu bilgi sizlere faydalı olmuştur. Bundan sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.